Ünsüz TV'ye hoş geldiniz. Ünlü uyumunun konuğu Serkan Şengül. Abi hoş geldin. Eyvallah dostum. Sen de hoş geldin. Ünsüz TV'de olmaktan, pardon, ünsüz mü? Ünsüz abi. Ünsüz TV'de olmaktan ben de mutluluk, gurur duyuyorum. Nasılsın abi? Hemen öyle gireyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de böyle gireyim. Abi iyiyim. Abi mekanın çok güzelmiş abi. Benim mekanın çok hoşuma gitti. Benim. Aynen. Mekanın sahibi benim. Mekanın sahibi geri geldi. Nedim abinin lafı. Bebeleri pisten evet. Mekanın sahibi Nedim abidir bize Kolpaçino'da. Onu da buradan sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Abi ilk sorumla hemen sıkıştırayım seni. Abi korona dönemin nasıl geçti ve kimsenin yapmadığı bir şey yaptım diyor musun abi? Koronalı günlerimde neler yaptığımı ben size izah edeyim. Ellerimi yıkadım. Dişlerimi fırçaladım. Okumadığım kitapların arkasında videolar çektim. Canlı yayınlar yaptım. Ama hiçbirini okumadığım halde. Obje olarak gördüm. Başka ne yaptım? FIFA oynadım. PlayStation yaptım. Ekmek bekledim. Ekmekçinin geçmesini saat 3'te geçiyor. Bir de 6'da. Yapmadın ama değil mi? Yapmadım. Bunları yapmadım. Yapamadım. Ekmek çeşitlerini öğrendik abi artık ya. Ekmek çeşitlerini öğrendim. Şu anda benim evde 4 çeşit ekmek çıkıyor günde. Stok yaptın mı? Yaptım. Hepsini yaptım. Allah bir daha göstermesin bu arada öyle pis bir hastalık. Amin. Bu arada devletimize de buradan teşekkürlerimi sunarım. Sizin vasıtanızla. Bu süreçte sağlık bakanım olmak. Sağlık bakanımız bu arada Kadir Savun'a benzemiyor mu? Benziyor. Evet. Kadir Savun'un. Gerçekten benziyor. Evet, Kadir Savun'umuza benziyor. Onu da ellerinden öpüyorum. Bu süreçte çok iyi şeyler başardılar. Umarım bundan sonra o pis hastalık bir an önce ülkemden, dünyadan defolur gider de biz de huzurlu huzurlu sokaklara çıkarız. Abi peki şeyi soracağım sana. Ekmek tarifi mi? Yok. Şimdi daha demin dedin ya abi bol bol FIFA attım, PES attım, şey attım diye. PlayStation'cısın anladığım kadarıyla. PES mi FIFA mı abi? FIFA abi. FIFA gerçekçi. Arkadaşım sesi alıyor değil mi bu sefer? Ona göre. FIFA. FIFA'cısın abi. Abi söz alayım. Ben öyle söyleyeyim. Sizle bir FIFA belki buradan bir başlatabiliriz belki. Turnuvası yaparız. Yaparız. Söz. Ben de buradan sana söz veriyorum. FIFA oynarız seninle. Abi peki 2020 hakkında yorumun nedir abi? Şimdi herkes diyor ya işte lan geçmek bilmedi falan filan diye. Ben de FIFA'dan anla. 2020 güzel kadrolar var. Öyle bir söylüyorsun ki FIFA 2020 geldi aklıma. Yıl olarak abi. Şey mi? Yıl olarak evet. Mı? Evet. Ne oldu? Hoş geldin 2020 güzel olacak diyordunuz. Herkes kutluyordu, zıplıyordunuz. Abicim 2020 kötü geçti ya. Eğrisiyle doğrusuyla ülkem için, dünya için, çevrem için, benim için. Yani kötü bir yıl ya. 2020 güzel olacak dedik ama olmadı. Bir an önce 2021'e. Abi yani 2021 bir an önce gelsin mi diyeyim. O da gelsin de hayırlısıyla gelsin. Artık yani dünyalar şaşırdı, iklimler şaşırdı. Görüyorsun abi Temmuz'da fırtına çıkıyor, evet. Sel çıkıyor. O geliyor, bu gidiyor. İyice yani bilmiyorum yani gidişat iyi değil. Peki Allah şey soracağım abi. Amin. Abi şey soracağım. Mesela herkesin bir korona teorisi var ya. Senin de öyle bir teorin var mı? Bazısı abi sen nereye ya. Bakıyorsun? Ben yine anlamadım. Sana... Bana mı bakıyorsun? Ağaca mı konuşuyorsun? Öyle bir gözlük takmış ki abi. Yani öyle bir gözlük takmış. Şuraya bakıyor. Ben kimle muhatap oluyorum diyor. Abi, ne abi söyle. Abi korona teorin var mı? Herkesin olduğu gibi. Yani şu vatandaşlar şey var ya işte bunu Amerika yaptı, bunu Çin yaptı, bunu bilmem ne yaptı falan şeklinde. Yoksa gerçekten bir hastalık olarak mı bakıyorsun yani? Böyle dümenciler var ya. Aynen. Abi o Çin'in işi. Arkaya Çin. Kitap alabilir miyiz? Evet, tabii. O kesin Çin. Tabii şeydir ha. O Çin'dir. Çinliler yapmıştır. Nereden biliyorsun abi? Karıştırma. Beni aradılar oradan falan diye. Bu mikrobu onlar yaydı. Bunun ilacı da onlar da dünyada zengin olacaklar. Para kazanacaklar. Böyle bir var yani. Biz de öyle diyoruz. Ben bir şey demiyorum abi. Bunu birileri yaptı ama. Belki de savaştayız. Bilemezsin. Belki dünya şu anda savaşta abi. Bilebilir misin? Bence savaş. Biyolojik artık savaş. Bundan sonra öyle abi. Evet. Biyolojik savaş başladı.
Adam belki sen uyurken uçakla gidiyor, patlatıyor bir şey abi. Ne o pat sesini duyuyoruz ne başka bir şey. Belki mikropları yayıp yayıp çoktan gidiyorlar abi. Çoktan yemişiz bile diyorsun abi. Yani olabilir abi. Bak Beşiktaş'ın haline, Fener'in haline. Anladın mı? Neredeyiz abi? Ben kendimi de kattım. Şimdi ben de Serkan abi bunu göre göre sürekli bana şimdi... Bak Altay Pomoz öğretti ya. Marvel nereye düştük diyordur. Abi aynen ya, vallahi diyordur abi. Vallahi Güzide kulübümüz. Ben de kendi cebimden yardımcı oldum. Yayın basıldı. Evet şu an. Gelin abi, fark etmez, devam edin. Buyur kardeşim, gel gel. Yo, yayındayız ama gelin. Hayat böyle. Allah onları başımdan eksik etmesin. İnsanın en büyük ödülü bence bu sevgi olmalı. En büyük miras. Bugün paradan daha önemli. Sevgi. Sevgiye ihtiyacı olduğu yıllar, yani sevginin ihtiyacımız olduğu yıllar. Bence en büyük ilacım da bu dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Evet, tamam. Siz de şahit oldunuz. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar Mayadrom'dan. Öyle şey. Hepsini çok seviyorum. Yani ben setimde FGR dedikleri yardımcı oyuncu arkadaşlarımı da çok seviyorum. Benim için figüran değiller, yardımcı oyuncular. Evet. Onlar da oyuncu. Hiçbirini ayırt etmem. Haddimi de bilirim. Onlar neyse biz de oyuz. Onlar olmasa biz de olmayız. Mesela ben sabah 10'daki sete insanlar kalkıp 6'da geliyor. Evet. Onlar daha büyük emekçi. Eyvallah. Bu sevgiye layık olmaya çalışıyorum. Haddimi de biliyorum. Deminki arkadaşlar da işte en büyük servet bu arkadaşların benimle gelip fotoğraf çektirip beni görüp gülmeleri bana en büyük doping oluyor. Onun için bana korona morona işlemez birader. Abi ama sevilen birisin. Yani ben onu sosyal medyadan da gördüm. Mesela kimseyi kırmadığını gerçekten oradan da hissettim bunu. Yani hani sırf buraya gelip de burada görmek gibi değil de. Hani bazı insanlar böyle şey derler ya, çeker enerjisi iyidir gibisinden. Mesela ilk geldiğimizde Serkan abiyle yani o enerjiyi aldım ben. Yani mesela işte otursun size, bize dedi çay için oturun, muhabbet sohbet. Hani bir şey yapmadık. Nasılsın abi? Ben şöyleyim, böyleyim falan şeklinde değil de direkt böyle kanka ne haber gibisinden. Niye dışarıda ucuza falan mıyız? Yok abi. Abi hemen sana konseptimizin ana sorusuna yönlendireyim. Abi nasıl ünlü oldun? ...1978 Mart doğum günü. Nasıl ünlü oldum? Yani bunu, yani biri sizi itti mi? Sen dedi Serkan gel yeğenim işte baba, senin şeyin var falan. Baba ben şöyle anlatayım sana. Bu arada var ya sinekler beni bitirdi. Abi ben de fark ettim onu şimdi ama ben onu herhalde şey yapıyorsun gibisinden abi, hissettim. Abi sen tight'la gelmişsin, ben short'la. Sen tight'la gelmişsin, ben de short var. Şimdi bak ayaklarımı hissetmiyorum şu anda. Nasıl ünlü oldum abi? Ben sana söyleyeyim abi. 1998'de Kütahya'da askerlik yaptım ben. 98'de hava eğitim. Havacıydın yani. Evet. 98-99. Yılmaz abiyle tanıştım. Onlar da devre kaybı gelmişlerdi. Yani devre kaybı dediğim şey tecil ettirmişler. Hep askerliği ileri atmışlar. Şansa benim zamanıma Yılmaz denk abi, geldi. Yılmaz Erdoğan. Olgun abi, Olgun Şimşek. Ama Yılmaz abiyle daha önceden tanışıyordum orada. Vallahi Yılmaz abiyle çok böyle anılarımız, böyle demeyeyim de çok makara günlerimiz oldu yani. Orada çok seviyordu beni. Ona da buradan sevgilerimi iletirim. Yılmaz abi bana dedi ki askerden sonra BKM'ye gel dedi. Yeteneklisin, beni de güldürdün çok dedi. Yani gülüyorduk, çok eğleniyorduk. Tamam hocam dedim. Askerden geldim işte. Bir türlü fırsat olmadı gitmek falan. Sonra ben tezgahtarlık yapıyordum Bağdaçası Planet mağazasında. Şaşkın Bakkal'da alt geçitte. Orada Şafak Sezer'le tanıştım. Benim kaderimin değiştiği yer orasıdır. Evet abi. Kaderimin değiştiği yer Ankaracılık. İşte hemşericilikler, ondan sonra birbirimizi sevmek, abi kardeş. İlişkisi. Evet abi. Dedi ki sen çok yeteneklisin. Böyle. Sonra dedim Yılmaz abi dedim. Aa Yılmaz hoca, Yılmaz abi iyidir falan. Sonra biz Şafak abiyle abi kardeş olduk.
Ya oraya niye gelmişti abi? Şey için mi? Ayakkabı falan almaya. Ha yani tamamen tesadüf oldu. Tabii o parayı bulmuştu o zamanlar. Ben tezgahtarlık. Ama o da o yollardan geçmiş. Evet, evet. O da tezgahtarlık yapmış. Ben de eczanede çalıştım. Ben de tezgahtarlık yaptım. Hep çoğu işte Şafak abiyle kaderimiz aynı diyebilirim. Mesela tanıştınız abi. İlk projeniz? Tanıştık. Bir yemeğe çıktık. Beğendik. Abi ilk projemiz, ben çok az şeyde oynamıştım. Neydi o? Sıdıka'da. Öyle Sıdıka, mi? Tabii Sıdıka dizisinde. Aa, bunu bilmiyordum ama abi. Çok az böyle bir hatıra olsun. Benim çocukluğumun diye. Evet abi böyle dizisi. Sıdıka'da Şafak abi böyle köfte tezgahında köfte istiyorum falan. Çok tatlı bir şeydi. Sonra Şafak İlk deneyimin o ama değil mi? Evet. Sonra Şafak abi. Bu arada ben şey yapıyordum ya. Bu Show TV'de Televole vardı o zamanlar. Tamam abi. Orada da Ferruh diye bir arkadaşım vardı. Orada çalışıyordu Şansal abilerle. Beni böyle çağırdı. Böyle şakalar yapardık Televole'de falan. Ya da onun sol şeritli bir programı vardı. Orada Taner vardı bonus kafalı. Onunla beraber böyle kamera şakaları falan yapardık. Her hafta bir usta olurdum mesela. Ringo usta mesela. İtalya'dan geldim. Motosiklet tamircisiydim falan. Çok komikti onlar. Sol şeritli programda bonus kafa Taner'le. Şafak abi de beni çok seviyordu. Sonra dedi ki gel bir gün oturacağız dedi. Acarkent'e davet etti. Senaryo, menaryo yazıyorlar. Ben o zamanlar anlamıyordum. İlk kolpaçını orada. Oynar mısın dedi. Ben biraz korktum tabii. Yıl kaç abi? Kolpaçino 1 ne zaman işte hatırlamıyorum ki. Kutsal Damacana'dan Kutsal Damacana 1'den sonra. Heh. Yani ilk ama Kutsal Damacana'da herhalde. Ben yok. Şafak Sezer'le öyle değil mi abi? Kolpaçino ilk benim Kolpaçino. Şafak Sezer'le ortak oynadınız. İlk Kolpaçino. Sonra Kutsal Damacana. Şimdi Kutsal Damacana 1'den sonra Şafak abi Kolpaçino yaptı. Ama Kutsal Damacana 1'de oynamak çok isterdim. Çok iyi bir film. Ersin'le oynadığı var ya. Kolpaçino 1 sizin abi ün olarak yani ün basamağı dediğimiz o klişe lafın ilk çıktığınız yer. Evet Kolpaçino'dur. Peki abi bu başladınız. Sete başladınız. O güne kadar hani yabancı olduğunuz bir şey miydi bu? Yani hani sol şerit falan dediniz ama yani dizi seti olarak. Yani şöyle bir şey. Zor tabii abi yani. İlk defa bir. Çünkü alaylısınız yere... abi. Tabii. İlk defa bir yere çıkmışsın, 4 tane büyük kamera, arkadan bağıranlar, ooo hadi başlıyor set falan filan, hiç yapmadığımız bir iş, anladın mı? Heyecanlandık tabii ama benim ustam o kadar değerli bir usta ki Şafak abi, bize o seti yaşatmadı yani set ortamını yaşatmadı. Sanki kendi evimizdeymiş gibi film çekti bize, o yüzden de zaten başardık. Ama burada en büyük pay Şafak Sezer'in o mantarlı keki o yerde daha güzel yerdi. O eve o girerdi daha güzel yanıp çıkardı. Doğru mu? Ama ne yaptı o? Bize verdi. Bizim başarılı olmamızı istedi. Ha, biz olduk mu? Çok şükür. Biz de insanlar sevdi ama burada aslan payı varsa Şafak Sezer'in. Çünkü o şu bir gerçek. Komik adam komik adamın başarılı olmasını istemez. O çünkü Şafak... zor bir sektör abi yani. Evet. Ağlatması ama, basit ama. Ama Şafak abi hiç kimseyi şey yapmadı. Kendi filminde dikkat edin. Şafak Sezer filmlerine dikkat edin. Kendi filmlerinde en başta başkasının ismi yazar. İkiye kendini koyar. Bir de dizi içinde de ona da dikkat ediyor abi. Yani kendini devam soyutluyor. Devam ediyor musun yani? Bak film Kolpaçino. İlk kim yazar abi orada normalde? Şafak Sezer yazmıyor yani. Değil mi? Ama başka isim yazıyor orada. Yani anlatabiliyorum yani. Kimisi de ilk ben olmazsam orada kıyamet kopuyor. Kopuyor. Ne demek ben üçüncü sırada resimdeyim. Ne demek ben ikide. Yani bunlar aşmalı insanlar. Ben yani hiç ne olmuş abi benim ismim ya da afişte resmim olmasa ne olur ya. İnsanlar filme bakar. Ve görüyor da. Yani insanlar görüyor abi. Çok samimi abi bir film yani. Yani. Öyle bir mevzu samimi var. Samimi film. Sırf Kolpaçino için... Demiyorum. Bazı oyuncular da bu ego tavan kompleks yapmış. Yok ben başta yazacağım. Yok solda bu olmalı. Sağda ya boş verin geçin abicim. Geçin.
Peki abi, dizide, filmde oynadınız, sinemaya girdi, insanlar izledi. Ama o zamana kadar bir hani ya Serkan abi gel bir selfie çektirelim veya gel bir abi fotoğraf çektirelim olayı yok. Yok. Değil mi? Sinemadan sonra abi ilk ünlü olduğunu anladığın an ne zamandı abi? Yani ünlü olduğum nerede anladım? Akasya'ya... Çünkü bir ilk anım vardır abi. İsim verebilir miyiz böyle Akasya'ya? Abi her şeyi verirsin. Akasya AVM'ye gitmiştim çorap almaya. Çorap almak için evet, AVM'ye gittim abi. Oralardan yoktu ayağımda çorap. Çorap almak zorundayım. Vay abi dedi kolpaçınadık abi. Kek yiyen abi falan. Ulan dedim ufak ufak. Bir ara adım Şahin oldu. Kendi adımı unuttum. Ya karakteri ama girmişsin demek ya abi yani. Evet, bu demek. Evet. Yani o zaman ilk herhalde olmuştum yani ama mutlu şeyler, güzel şeyler. Demin işte iki tane pırıl pırıl genç kardeşim geldi. İşte daha sonra gelin dedi. Ya ben kimseyi kırmıyorum abi evet. Ya. Elimden geldiğince mümkün olduğunca Instagram'dan bile yazılanlara cevap veriyorum yani. Niye ağlayacak gibi durdun oğlum? Öyle bir şey yaptı ki böyle bir... Acılar. Peki abi şey soracağım. Hayranlarına yaşadığın bir anın var mı böyle komik? Kimseye anlatmadığın, sadece Ünsüz TV ekranlarında söylemek istediğin bir şeyin var mı abi? Yani bir çok güzel bir anın var mı abi? Komik de olabilir veya ilginç bulduğun bir şey de olabilir. Yok bende birisi bir saat konuştu abi hiç susmadı ama. Ama hiç susmadı böyle. Enerjim o kadar emdi ki yani telefonum %100'dü piline baktım %30'a inmiş. Onu bile emmiş yani. Abi en son dedi ki sizi çok seviyorum dedi. Eyvallah dedim. Ata abi dedi bir resim çektirebilir miyiz dedi. Ata ne bilir misin? Eyvallah dedim abi. Bozmadım. Ata abiyi de buradan çok seviyorum. Ata abi çok değerli bir oyuncu, ustadır. Ata abiye de sevgiler, saygılar. Arada bir Instagram'dan konuşuyoruz. Çok değerli bir oyuncu. İyi ki ona benzetmiş. Nur Alço falan deseydi ona da bir tane. Sıkıntıya girecek. Ata abi bir tanedir. Ona da buradan sevgilerim. Abi peki şu an neler yapıyorsun abi? Oturuyorum. Onun dışında. Yani bir projen var mı abi şu an veya devam ettiğiniz bir dizi, film bir şey var mı? Veya ileriye dönük bir şey de olabilir abi. Şimdi oyuncularda jübile şey oluyor ya. Hani yönetmenlik veya yapımcılık falan. Onlar şey. Parayı bulanlar da olur ya. Onlar biz fantezi yapıyordur. Biz de jantlıyız. Abi şöyle bir şey. Tabii ki de şimdi Şafak abi düşünüyor aklında. İşte Kolpaçino'nun yenisi var. Dizi yapabilir. Başka işler yapabilir. Mesleği bu yani. Artık benim de mesleğim bu. Mesleğim bu olunca insan ister istemez işte bir şeyler yapmak zorunda. Evet. Yani bir geçim var sonuçta. Anladın mı? Onun için tabii ki de projelerimiz olacak. Yani sen daha çok şey diyorsun abi. Hani Şafak Sezer'le hani yaptığınız projeler daha iyi. Yani Şafak abiyle daha iyi derken başkalarıyla da çok oynadım biliyorsun işte. Salih abinin abi. Kadir abilerle, evet. Kadir Çöpdemir'le. Başka yaptığım işler de var Şafak abiden hariç. Ama Şafak abine sanki biraz daha ver kaçımız iyi. Çünkü bir de şey de var. Ya ben abi onu hissettim abi. Sizin söylemenizden anlıyorum. Bir de Instagram'dan da stalkladım gelmeden tabii size. Bir hafta boyunca. Abi şeyi hissediyorum yani. Sen Şafak Sezer'de şu var. Yani benimsediği insanları ya profesyonel manada oyuncu değil de ya benim kardeşim. Bak gel şöyle konuşalım edelim bilmem ne. Bak şöyle bir iş var alo. Serkan gel. Yapar. Ya bu şekilde ama samimiyetinizi şimdi, aldım abi. Şimdi, bana geçti yani o. Ben 98'den bugüne işte Şafak abi kaç sene olmuş. Şimdi şöyle bir şey var dostum. Eski filmleri izle, Türk filmlerini. Rahmetli Kemal Sunal, Allah rahmet eylesin. Kemal Sunal'ın filmlerine bak anlarsın. Hep aynı kadro. Evet, doğru. Hep aynı. Bir döneme bak abi. Şener Şen filmleri var, Münir Özkul. İşte Metin Akpınar rahmetli Zeki Alasya Allah rahmet eylesin. Tarık Akan işte o dönemler hep filmlere bak hep aynı kadro. Kadro bir de birbirine alışkın oluyor. Abi şimdi Şafak abi benim şu dakika su içeceğimi bilir mesela. Neler yapabileceğimi bilir şimdi. Anladın mı? Daha rahat top oynuyoruz.
daha rahat birbirimize pas veriyoruz o sahnede. Çünkü birbirimizden elektrik alıyoruz, enerji alıyoruz. Bu iş her yerde böyledir evet, abi. Evet. Yani futbolda da böyledir. Masa başında da öyledir. Onun için yani biz birbirimizden böyle çok elektrik alıp ortaya böyle çok güzel şeyler çıkabiliyor o anda. Abi peki şimdi Serkan deyince, Şengül deyince abi genelde komedi geliyor. Ama mesela dram da patlatırım dediğin oluyor mu? Bak ben dramı çok güzel oynarım ha. Heh. Oynarım. Peki var mı öyle bir şey abi? Yok. Ya, hani diyelim bir projede de tamamen dram oynamam istem, yani oynamak isterim dediğin bir şey oluyor mu abi? Ya çünkü komedi zor abi, ben biliyorum. Ben de hani oyunculuk eğitimi aldım ama tabii o sektöre giremedik biz. Hani dediğim gibi bu işler şans veya yetenek işiyle alakalı bir şey. Ya bir insanı güldürmek zor bir şey. Ama ağlatırsın yani. Hani hafif gözüm sulansa şurada. Karşındaki insan da hemen şeye girer yani, tetiklenir. Buradan Üstün TV aracılığıyla Ünsüz TV aracılığıyla arkadaşlar, buradan Ünsüz TV aracılığıyla bir şey vermek istiyorum. Mesaj. Abi senindir. Ben dram oynamak istiyorum. Oynatın. Oğlum tusu masa gibi lan bu. Abi. Ya yemin ederim bu kadar eğlenmediğim için. Arkadaşlar. Ünsüz TV. Ama yine güzel bir şeye benzettin abi. Eyvallah. Vallahi bak tusu basa. Dram oynamak istiyorum. Beni dramda oynatır mısınız? Dramınıza gelmek istiyorum. İleriye dönük kişisel olarak planladığınız ve hayata geçirmek istediğiniz fikirleriniz var mı? Single. Bir albüm düşünüyorum. Single olmayabilir ya. Kendi ekibinle yani. Beraber çalışıyor. Öyle bir şey düşünüyor musun abi yani? Şey mi? Film ya da dizi mi? Ya da başka ya bir da şey başka mi? Başka bir proje mesela. Biz atıyorum işte YouTube'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizin belli GKS'ye de geldiniz. Evet, ileri dönük bir şeyler yapabilirim. Kendi aklımda da projeler var. Tabii ki bu zaman gösterir. Tabii ki bu ilerisi için çok düşünceli, bütçeli işler bunlar. Çünkü düşünmek de lazım. Sinema para bütçe ekliyor. De lazım yani tabii. Çünkü bu bedava olmaz abi. Doğru. Çok masraflı bir şey. Ama size şöyle bir şey diyeyim. Dünya artık şeye doğru gidiyor. İşte dijital medya. Dijital medyaya gidiyor abi. İşte onlar geliyor, bunlar gidiyor. Ama görüyorsunuz abi, kimse böyle sinemalara falan. Sinemanın tadı başka ya. Yani dijital vermez abi o iş bence. Bence dijitalde o kadar keyifli olur mu abi? Netflix. Onu Murat Övüç'e sorun abi. Hayda. O orayla ilgili. Bunu kastediyordum aslında. He, onu soru diyorsun. Soru jilet güzel. Gibi soru değil mi? Jilet gibi soru sordu. Hayırdır oğlum, siz çıkıyor musunuz? Birbirinizi övüyorsunuz. Kanka. Öyle mi konuşuyorsunuz ki? Soru nasıl? Jilet gibi falan. Gözlükler çıkıyor. Bir anda göz göze geliyoruz. Nereye düştüm ben? Bu ülkede ya da bu mecrada çok eleştirilen stand-upçılar var. Ustalar, isim vermeyeyim. Aa biz bunu izledik. Çok ya abi, bir insana bir saat güldürebilirsin. Bence. Bence ben bir saat gülerim. Katıla katıla gülerim. Ama ikinci saatten sonra normale döner insan. Tabii ben buradan haddim değil. Stand-up ustalarını eleştiremem. Hiçbir zaman da eleştiremem ki ben de çok severim yapanları. Ama dediğim gibi o kadar zor ki insan güldürmek, demin kardeşim dedi. Stand-up da daha da zor. Evet. Bu ülkede kimler eleştiriyorsa, olmamış. Yani biz çıktık o zaman şey atarlar, ayakkabı. Anladın mı ya? Onlar nasıl olmaz abi? Adamlar olmuş. Sen olmamış diyorsun ama o olmuş. Anladın mı? Zorla da izleyemezsin. Abi, ama ben diyorum abi, bir insanı bir saatten sonra, iki saatten sonra güldürmek zor ya. Evet. İki saatte gülen adam zaten. Üçüncü saatte artık arkadan yavaş arkadan yavaş. Yani ufak ufak yürür abi. He, ben bunu dinledim, bunu izledim olur. Yani keşke yapabilsem. Yetenek, meslek, farklı bir meslek o. Herkes yapamaz bence.
Yapanların da ellerinden öpüyorum. Çok iyi yapıyorlar. Peki Serkan abi. Cem Yılmaz özellikle. Ata Demirer. Çok iyi stand-upçılar. Ellerinden öperim. Yani bunlar gelmez abi. Kolay kolay. Yani ben çok gülüyorum. Ondan sonra Şafak abi başladı. Ufak ufak. Mesela Şafak abi keşke yapsa. Abi bir dakika dur. Şurada bir böcek var. Hemen onu. Hop tamam. Formata uymaya başladık. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Serkan abi şeyi soracağım. Şimdi doğal bir adamsın. Hatta benim gözlemlediğim şaşım şey vardır. Mahalle çocuğu hani. Ağız bilir, semt çocuğu gibisinden. Yani sokaktan geçen biri bile mesela şey yapar abi sana. Pandik atabilir. Yok bu kadar değil. Serkan abi ne haber falan veya işte yani abi kavramı bile bir samimiyeti belirtir yani. Vallahi öyle abi. Bir Serkan Bey var, bir de Serkan abi var, bir de Serkan Şengül mesela var. Mesela şöyle bir şey, abi kavramını ben de çok seviyorum. Yani sokaktan geçen bir arkadaş Serkan abi diyor, mutlu oluyorum. Bir de ki mesela dedim ki arkadaşlar ürkerek yaklaşmadı sana mesela. Ya abi falan. Ya, hayvan gibi oğlum. Hayvan. Öyle diyorsun. Sen Discovery Channel çekiyorsun. Abi hayır da. Tanıdığını zannettim ben mesela. O kadar samimi geldi. Tabii canım öyleyiz biz. Şöyle bir şey mesela. Sokakta geçtiğimizde insanlar abi nasılsın? Serkan abi nasılsın deyince güzel oluyor. O enerji bana da geçiyor. Mesela abi bir şey sorabilir miyim diyor. Buyur diyorum. Mesela abi var mı bir yol falan deyince abiler abiler kurabiye oldu oğlum diyorum. Yürüyorum. Anladın mı? Ama sokakta gezmekten de sıkılmıyorum. Ben çünkü sokaktan besleniyorum. Ya çünkü bir galerici tusu basa. Öyle bir bakıyor ki benim. Fizan orosu gibi ya. Bilmiyorum ama kesin doğrudur. Güzel orası, koyun buna. Dur bir de ekleyeceğim ama. Başka abi, var mı? Ya, affedersin öküz gibi güldüm ama sürekli çabuk. Fizan orası gibi güldüm abi burada. Abi teşekkür ediyorum ben. Yavaş yavaş muhabbetimizin sonuna geldik. Al ev sahibi mesaj atmış. Musluğu yaptırdın mı Serkan? Hayda. Sen hala teşekküre gelmişsin. Bak musluk olmuş mu diyor. Abi yavaş yavaş sonuna geldik. Son bir misafirlerimize sıkıştırma yapıyoruz abi. Şarkı mı söyleyeyim? Yok abi. Söylersen muhteşem olur yok, abi. Ben yok ben hiç sesim yok. Eyvallah. Ne soracaksın? Söyle hadi kapatalım. Abi şey söyleyeceğim. Takipçilerimize bu kanalı beğenmeleriyle ilgili bir konuşma yapmak ister misin abi? Abone olup like atmalarıyla ilgili. Atmıyorlar ya. Bizim minik minik abonelerimiz oluyor abi. Abi sen de yanlış kişiyi çıkartıyorsun. Buraya bir Adriana gibi birisini çıkart like al. Manyak, benle olur mu bu like? Ben zor alıyorum 1000. Ünsüz TV abi. Ünsüz TV. Ünsüz TV'yi dinleyen arkadaşlarımız, izleyen arkadaşlarımız. Aranızda parayla like satan varsa lütfen bu arkadaşa ulaşsın da. Bir 5000, 40000K yapalım burayı. Şimdi söylüyorum. Arkadaşlar Ünsüz TV'yi takip edin. Niye derseniz, çünkü çok doğal iki tane pırıl pırıl delikanlı kardeşim. Eyvallah. Bu yolda yolları da açık olsun, ışıkları da istedikleri gibi olsun. Nur içinde yatsınlar. Nur içinde yatsınlar. Ulan neye geldik he? Arkadaşlar. Işıklar içinde olsun. Toprakları bol olsun. Sevgili arkadaşlarım, hazır mıyız? Denenen, 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 denenen. Arkadaşlar, hazır. Ulan oran gelecek. Abi şu Kolpaşırı'dan bir replik gel. Allah rızası için. Son 400'e gelirken Gül Batur 1. Şah Batur geliyor. 10. yıl Gazi koşusunu Ünsüz TV Ünsüz mü? Ünsüz TV alıyor. Abi Ünsüz niye takıldı bana ya? Tövbe yarabbim. En güzel günler sizin olsun. Ünsüz TV'yi takip edin. Ben de bundan sonra takip edeceğim. Allah aşkına DM'den bir şey yazma ama. Abi tamam. Abi şu sanatçıyı tanıyor musun? Tamam. Abi tam onu söyleyecektim. Ha, takip edeceğim de seni. Abi şu şafak sizleri bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına abi sürekli DM yapmayalım birbirimize. Şaka bir yana takip edin arkadaşlar. Çünkü iki tane pırıl pırıl bir kardeşim var burada. Birbirinden yetenekli, enerjisi yüksek. İki tane delikanlı kardeşim var. Hakikaten ikisi de birbirinden yetenekli. Ta Hadımköy'den buraya geldiler 2,5 saatte. Sağ olsunlar benim için geldiler. Ben de onlarla olduğum için çok mutluyum. Sizleri çok seviyorum. Çok keyifli bir röportaj oldu. Ama ben sunan değilim, oyuncuyum. Senin bana teşekkür etmen lazım. Edeceğim abi sen. Sen bir başla abi.